yayılmaya başlayan Hristiyanlık tüm dünyayı, Avrupa'yı, bunların aralarındaki ruhlarının geçişinin bir sembolü vardır. Bazı özelliklerini kitabında şöyle yazar. Tarsus'a gelince o bir ovada uzanır. İyo'yu araştırmak üzere Tripto, Lemos'la birlikte dolaşan Argoslular tarafından kurulmuştur. Strabon, dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinir, eğitim görmüş. Daha sonradan tüm dünyayı dolaşarak da kitabını yazmıştır. Ve adını verebileceğim, kentten kente dolaşarak yetenekli bir şekilde okullar yöneten Plutiates ve Diyojen vardır. Şöyle der, Tarsus deniz kenarından 3000 miktar karalı bir ovada vaki bulmuş bir kasabadır. Bilgi vererek oluşturduğu dönemin en saygın kılavuz kitabı olarak kabul edilen Kitabı Bahriye isimli ünlü eserini yazar. Bir Tarsus olarak burada davet edilmekten, olmaktan benim için çok mutluluk verici ve çok heyecan vericiydi. Tarsus benim doğup büyüdüğüm, okuduğum bir kent. O yüzden burada tabii ki anılarım çok çok önemli. O nedenle buraya gelmek benim için her zaman heyecan verici oluyor. Hem doğduğum, büyüdüğüm şehre, hem burada bir sürü arkadaşlarım, ailem ve tüm Tarsuslara bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir kentin tarihini yazmak o nedenle önemli. Bu bir vefa borcuydu benim için Tarsus'a. O nedenle yazdığım kitabı aynı zamanda burada Tarsuslara anlatmak çok güzel bir duygu.